İcra, iflas hukuku, kongordato, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma, iptal davaları ve icra ve iflas suçları. Kongordato ile ne amaçlanmaktadır? Kongordato ile iflasa tabi olsun, olmasın, mali durumu bozulan bir borçlunun belli bir takım hususlar dahilinde borçlarından kurtulması ve alacaklıların da bu sayede alacaklarına kavuşması amaçlanmaktadır. Kongordato ile uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma arasındaki farklar nelerdir? Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma, kongordatodan farklı olarak tüm borçlar için değil, yalnızca sermaye şirketleri ve kooperatifler için öngörülmüştür. Yeniden yapılandırma müessesesinde borçların belli koşullar çerçevesinde alacaklar ödenmesi kadar gerekiyorsa şirket veya kooperatifin yapısal organizasyonlarının yeniden yapılandırılması da amaçlanır. Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmadan kimler yararlanır? Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmadan sermaye şirketleri ve kooperatifler yararlanır. Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmada neler amaçlanmaktadır? Yeniden yapılandırma müessesesinde borçların belli koşullar çerçevesinde alacaklar ödenmesi yanında gerekiyorsa şirket veya kooperatifin yapısal organizasyonlarının yeniden yapılandırılması da amaçlanmaktadır. İptal davası nedir? İptal davası borçların üçüncü kişilerle gerçekleştirdikleri kötü niyetli veya şüpheli bazı tasarruf işlemlerine karşı bunlardan alacaklı olan kimselerin korunması için öngörülmüş bir yoldur. Kongordato'nun tarifi nasıldır? Kongordato, bir borçlunun belli bir zaman dilimi içerisindeki tüm adi borçlarını öngörülen nitelikli çoğunlukla alacaklılar tarafından kabul edilmiş ve yetkili makamca tasdik edilmiş olan teklifi doğrultusunda ve kendisi için elverişli şartlar çerçevesinde ödemesini mümkün kılan borçluya tanınmış bir hukuki imkandır. Kongordato yapılış tarzına göre kaç ayrılır? Kongordato yapılış tarzına göre tenzilat yüze kongordatosu, vade kongordatosu ve karma kongordato şeklinde üç ayrılır. Resmi kongordato neden alacaklının ne cüzi ne de külli olarak borçluyu takip etmesini sağlayan bir prosedür değildir. Çünkü resmi kongordato icra veya iflas takibi gibi gerçek anlamda bir takip yolu değildir. Kongordato borçlunun muhtemel takiplerden de kurtulmasını sağlamaya yönelen, özellikle iflasların önüne geçmeyi amaçlayan bir müessesedir. Ayrıca kongordato talep edebilmek için iflasta olduğu gibi borçlunun sıfatı da önemli değildir. İflasa tabi olsun olmasın herkes şartları oluştuğunda kongordato talep edebilir. Tenzilat yüzde kongordatosu nedir? Tenzilat yüzde kongordatosu, kongordato ile alacaklıların alacaklarının belli bir yüzdesinden feragat etmeleridir. Vade kongordatosu nedir? Vade kongordatosu, borçlunun borçlarını tam olarak ödemekle birlikte borçların vadesinin yeniden düzenlenerek daha sonraki bir tarihe ertelenmesine veya taksitlere bağlanmasıdır. Karma kongordato nedir? Karma kongordato, kongordato ile hem alacakların bir kısmından feragat hem de kalan miktarın yeni bir vadede ödenmesinin sağlanmasıdır. Kongordato zaman bakımından kaç ayrılır? Kongordato zaman bakımından iflas dışı ve iflas içi kongordato olarak ikiye ayrılır. İflas dışı kongordato nedir? İflas dışı kongordato, iflası tabi olsun olmasın bir borçlunun kongordato talebidir. İflas dışı kongordatonun iflas etmeden önce
iddiası önleyici niteliği var mıdır? Eğer borçlu iflasa tabi kimselerden ise henüz iflas etmeden önce kongordato teklif eder ve bu teklifi kabul edilirse iflastan kurtulur. Bu yönüyle iflas dışı kongordatonun iflas etmeden önce iflası önleyici niteliği vardır. İflas için kongordato nedir? Borçlu iflasa tabi kimselerden olup da iflas etmişse iflastan kurtulma için kongordato teklif edebilir. Teklif edilen kongordato kabul ve tasdik edilirse borçlu hakkındaki iflas hüküm ve sonuçlarıyla ortadan kalkar. Bu tür kongordato iflas içi kongordatodur. Kongordato yapılış amacına göre kaça ayrılır? Kongordato yapılış amacına göre borçların tasfiyesine yönelik kongordato ve mal varlığının tasfiyesine yönelik kongordato olarak ikiye ayrılır. Borçlunun tasfiyesine yönelik kongordato nedir? Kaça ayrılır? Borçların tasfiyesine yönelik kongordato, borçlunun borçlarını tasfiye edip mal varlığının elinde kalması ve işlerini devam edebilmesidir. Bu kongordato, iflas dışı ve iflas içi kongordato olarak ikiye ayrılır. Ayrıca vade, tenzilat ve karma kongordato da bu kongordato çerçevesinde mümkündür. Mal varlığının telki suretiyle kongordato nedir? Mal varlığının telki suretiyle kongordato, alıcılara borçlunun mal varlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi verilir. İflas dışı kongordato, adi kongordato başvurusu ve işlemleri nelerdir? Borçlunun icra mahkemesine başvurup bir kongordato projesi vererek borçlarının belli bir yüzdesini ödeyeceğini belirtmesi gerekir. İcra mahkemesi kongordatonun şartlarının mevcut olduğunu görürse borçluya kongordato mülkiyeti verir. Borçluya kongordato mülkiyeti verir ve bir kongordato komiseri tayin edilir. Komiser alıcıkları toplantıya çağırır ve alıcıklar kongordatonun kabul edilip edilmeyeceği hakkında karar verir. Alıcıkları kongordatoyu kabul üzerine kongordato Asya Ticaret Mahkemesi tasdikini sunulur. Asya Ticaret Mahkemesi kongordatoyu tasdik ederse kongordato hüküm ve sonuçlarına tam olarak doğrulur. İflas dışı kongordato, adi kongordato müessesinden yer almak isteyen bir borçlu başvurusunu ve kongordato talebini nereye yapar? Borçlu iflasa tabi şahıslardansa muamele merkezinin bulunduğu, iflasa tabi şahıslardan değilse yerleşim yerinin bulunduğu diğer icra mahkemesine bir dilekçeyle başvurur ve kongordato talep eder. İflas dışı kongordato, adi kongordato müessesinden yer almak isteyen bir borçlu başvurusuna neler eklemelidir? Borçlunun projesinde ayrıntılı bilançosunu ve gelir gider tablosunu eklemesi gerekir. Ayrıca borçlu defter tutmak zorunda olan kimselerden ise defterinin durumunu gösteren bir cetveli de dilekçesine eklemelidir. Alacaklı borçlusu hakkında iflas dışı kongordato, adi kongordato talebinde bulunabilir mi? Borçlusu iflasa tabi kişilerden olan her alacaklı da gerekçeli bir dilekçeyle icra mahkemesinden borçlu hakkında kongordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir. Kongordato talebi üzerine icra mahkemesi ne tür işlemler yapar? İcra mahkemesi gerekli gördüğü takdirde borçlunun mal varlığının muhafazası için İcra mahkemesi gerekli gördüğü takdirde borçlunun mal varlığının muhafazası için İİ Kanun 290. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen tedbirleri emredebilir. İcra mahkemesi borçluyu ve talepte bulunmuş ise alacaklı dinledikten sonra borçlunun durumunu, mal varlığı ve gelirlerini, taahhütlerini yerine getirmesine engel olan sebepleri ve kongordatonun başarı ihtimalini göz önünde tutarak projenin alacaklara zarar vermek kastından hari olup olmadığına göre kongordato talebinin uygun olup olmadığına karar verir.
İcra Mahkemesi tarafından başvurunun Kongordato talebi İİ Kanun 166. maddesinin 2. fıkrasındaki usule göre ilan edilir. İcra Mahkemesi tarafından ilan edilen borçlunun Kongordato talebine itiraz edilebilir mi? İlandan itibaren 10 gün içinde alacaklar Kongordato müddeti verilmesine gerektiğinin bir hal bulunmadığını ileri sürüp borçlunun Kongordato talebine itiraz edebilirler. İcra Mahkemesi'nin Kongordato talebine geldiğini isteyebilirler. Kongordato müddeti işlerinde doğrulukla hareket eden, özenli davranan ancak buna rağmen mali durumu bozulan bir borçluya ne kazandırır? Henüz Kongordato kastı getirmeden Kongordato'nun hükümlerinden yararlanabilme imkanı sağlar. Bu süre içinde borçluya karşı takip yapılamaması sebebiyle borçlu rahatça alacakları ile Kongordato yapabilir ve bunun tasdiki için gerekli girişimlerde bulunabilir. Bu süre içinde borçlu kendisine karşı takip yapılması endişesine uzaklaşır. Durumunun daha da kötüye gitmesi önlenmiş olur ve Kongordato'nun daha sağlıklı bir ortamda yapılması için adeta borçluya soluk alma şansı tanınır. Borçluya Kongordato müddeti verilebilmesinin koşulları nelerdir? Borçlunun alacaklarına zarar verme kastıyla davranmaması, Kongordato'nun başarılı olma ihtimalinin bulunması ve teklif alınan paranın borçlunun mevcudu ile orantılı olması gerekmektedir. İcra Mahkemesi yaptığı inceleme sonucunda gerekli şartların bulunduğu kanaatine varsa borçluya en çok ne kadar Kongordato mühleti verir? Borçluya en çok 3 aylık bir Kongordato mühleti verir. Verilen 3 aylık mühlet yetmezse süre Kongordato komiserinin teklifi üzerine alacaklar da dinlendikten sonra bir defa mahsus olmak ve 2 ay geçmemek üzere uzatılabilir. İcra Mahkemesi Kongordato mühleti verdiği takdirde borçlunun yapması gereken işlem nedir? Borçlu mühlet verilmesi hakkındaki İcra Mahkemesi kararını 5 gün içinde giderlerini ödeyerek takibe koymalıdır. Aksi halde Kongordato mühleti kendiliğinden kalkar. Kongordato mühleti içinde borçluya karşı kuru olarak takip yapılamaz. Kongordato mühleti içinde borçluya karşı takip yasağının istisnası var mıdır? Kongordato mühleti içinde borçluya karşı takip yasağının istisnası olarak borçluya karşı rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulunması mümkündür. Fakat bu takiplerde de muavza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. Ayrıca icra ve iflas kanunu 206. maddesinin 1. sırasında belirtilen alacaklar için takip yapılabilir. Takip yasağı sadece mühlet de sınırlamalıdır. Kongordato aksine hüküm içermiyorsa mühlet, rehinle temin edilmiş olanlar dışında kalan rehinsiz alacaklar için faiz işlemesini durdurur. Kongordato mühleti içinde borçlunun tasarruf yetkisi ne şekilde gerçekleşir? Mühlet içinde borçlunun tasarruf yetkisi sınırlanır. Borçlu mühlet içinde bazı tasarrufları hiç yapamaz. Bazı tasarruflar ise Kongordato komiserinin izni veya onun katılmasıyla yapılır. Hatta icra mahkemesi borçlunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine de karar verebilir. Mühlet içinde komiserin onayıyla akdedilen sözleşmelerden doğan borçlar mal varlığının terki suretiyle Kongordato'da ve gerçekleşmesi durumunda sonraki iflasta masa borçlu sayılır. Borçlu icra mahkemesinin izni dışında mühletin ilanından itibaren rehin ve ipotek tesis edemez, taşımaz, satamaz, işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez ve takdir edemez, kefil olamaz ve duvarsız tasarruflarda bulunamaz. Bunlara ilişkin sözleşmeler hükümsüzdür. Kongordato komiserini ataması nasıl gerçekleşir? Kongordato mühleti veren icra mahkemesi gerekli bilgi ve tecrübeye sahip Türk vatandaşlarından bir veya birkaç Kongordato komiser atar. Birden fazla komiser atanması halinde İcra Mahkemesi bu kişilerin görev ve yetki alanlarını da belirler. Komiser sadece Kongordato işine münhasır olan bir icra organıdır. Kongordato komiserine yaptığı iş karşılığında İcra Mahkemesi tarafından belirlenen bir ücret ödenir. Kongordato komiserinin sorumluluğu nelerdir?
Concordato komiseri kusurundan doğan zararlardan sorumlu olduğu gibi cezai sorumluluk bakımından Türk Ceza Kanunu'nun 279. maddesi anlamında memur sayılır. Concordato'nun kabulü için çoğunluk ile ilgili özellikler nelerdir? Concordato'nun kabulü için iki çeşit çoğunluk alacaklı ve alacak çoğunluğu aranır. Concordato'nun kabulü için kaydedilmiş alacakların yarısını aşan veya yarısını aşan sayıda alacaklının kabul oyu vermiş olması ve Concordato'yu kabul eden alacakların kaydedilmiş olan alacakların 3'te 2'sini aşan alacağı sahip olması gerekir. Bu hesapta imtiyazlı alacaklar borçlunun karısı, kocası, ana, babası ve çocuklarıyla rehinli alacaklar dikkate alınmaz. Mahkeme yaptığı inceleme sonunda hangi şartların tamam olduğunu görürse Concordato'nun tasdikine karar verir. Mahkeme tasdik için gerekli şartların bulunup bulunmadığını kendiliğine araştırır. Bu şartlar şunlardır. Teklif edilen mevduat borçlunun kaynaklarıyla orantılı olmalıdır. Mal varlığının teklif kalitesiyle Concordato'da paraya çevirme halinde elde edilen gelir veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen mevduat yoluyla tasfiye halinde elde edilebilecek bedelinden fazla olmalıdır. Concordato gerekli çoğunlukla kabul edilmiş olmalıdır. Alacaklılar açıkça vazgeçmedikçe kanunun aradığı yeterli temel gösterilmiş olmalıdır. Tasdik için gereken giderler ve harçlar depo edilmelidir. Concordato'nun tasdiki şartları bulunmuyorsa ne tür işlemler yapılır? Concordato'nun tasdiki talebi reddedilir. Bu kararın kesinleştiğinin ilanına itibaren 10 gün içinde alacaklardan birinin Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurup borçlunun doğrudan iddiasını istemesi mümkündür. Borçlu iddiasa tabi kişilerden olmasa dahi bu nedenle iddiası istenebilir. Bunun dışında tasdiki reddeden mahkeme temel aramadan borçlunun hacizlik kabili mallarının ihtiyaten hacizliğine karar verir. Mahkemenin kararına karşı bu kararın tefhiminden itibaren 10 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. Bu konudaki Yargıtay kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurmak da mümkündür. Concordato'nun kabulü için çoğunluk şartları nasıl olmalıdır? İki çeşit çoğunluk aranır. Alacaklı ve alacak çoğunluğu. Concordato'nun kabulü için kaydedilmiş alacakların yarısını aşan sayıda alacaklının kabul oyu vermiş olması ve Concordato'yu kabul eden alacakların kaydedilmiş olan alacakların 3'te 2'sini aşan alacağa sahip olması gerekir. Concordato'nun kabulü için çoğunluk şartlarında hangi alacaklar dikkate alınmaz? İmtiyazlı alacaklar, borçlunun karısı, kocası, anası, babası ve çocukları ile rehin alacaklar dikkate alınmaz. Borçlunun alacaklarından birine Concordato şartlarından fazla olarak ödeme yapmasının sonuçları nelerdir? Borçlunun Concordato şartlarından fazla olarak ödeme vaadinde bulunması yasaktır ve bu vaat diyelim herhangi bir mahkeme hükmüne gerek kalmaksızın batıldır. Ayrıca böyle bir vaatte bulunması cezai sonuçları da doğurur. İflas için Concordato nedir? Hakkında iflasın açılmasına karar vermiş bir kimse bu kararın sonuçlarını kurtulmak, iflasın kaldırılmasını sağlamak için bir Concordato teklif edebilir. İflas için Concordato, borçlunun iflasına engel olmamak şeklinde bir amaçla değil, iflasa karar vermiş bir durumda bu kararın kaldırılmasını sağlamaya amaçlamaktadır. İflas için Concordato ile iflas dışı Concordato arasındaki farklar nelerdir? Concordato müddeti yoktur. Concordato komiseri tayin edilmez. Concordato teklifi ikinci alacaklar toplantısında incelenir. Concordato'nun tasdiki kararının kesinleşmesine itibaren Concordato masasının buluşması ve tasfiye hali genel olarak nasıl yapılır demiş. Borçlu mallar üzerinde tasarruf edemez ve tasarruf yetkisine sahip kimsenin imza yetkisi sona erer. Ticaret sicilinde kayıtlı borçlunun unvanına Concordato tasfiyesi halinde ifadesi eklenir. Borçlunun malları Concordato masasını oluşturur ve bu masayı tasfiye memurları alacaklar kurumun nezaret ve denetimi altında temsil ederek paraya çevirir. Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma nedir? Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin alacak
kurallarıyla uzlaşarak borçlarını ve gerekiyorsa yapısal organizasyonlarını yeni koşullara adapte etmek suretiyle faaliyetlerine devam etmelerine imkan sağlayan hukuki kurumdur. Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma ile sağlanmak istenen nedir? Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma, mali durumu bozulmuş olan muaccel para borçlarını ödemeyecek durumda olan veya mevcut ve alacakları borçlarını karşılamaya yetmeyen veyahut bu hallerden birine düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalması kuvvetle muhtemel olan bir sermaye şirketi veya kooperatifin alacakları ile bir yeniden yapılandırma projesi çevresinde anlaşması temeline dayalı olarak iflastan kurtulması ve faaliyetlerine devam edebilmesine imkan tanıyan bir iyileştirme yöntemidir. Mali durumu bozulan ve uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmadan yararlanmak isteyen bir sermaye şirketi veya kooperatif ne yapmalıdır? Borçların hangi koşullarda ödeyebileceğini, bu ödemeyi sağlayacak finansal araçlara hangi yoldan sahip olacağını, işletmesinde ve yönetiminde ne gibi değişiklikler yapılacağını, mali bünyesinin güçlendirilmesi, verimlilik ve karlılık için hangi tedbirler alacağını hazırlayacağı bir yeniden yapılandırma projesiyle ortaya koymalıdır. Tereddütte bulunacak şirket, projeden etkilendirmeyi düşündüğü alacaklar arasında da eşit davranmak zorunda mıdır? Yeniden yapılandırmada sadece aynı grupta yer alan alıcılar arası eşitlik ilkesi benimsenmiştir. Bu yönüyle yeniden yapılandırma projesi Concordato projesine ayrılır. Borç hazırlayacağı projede alacaklarını gruplara ayırarak her bir gruba ayrı ödeme tekliflerinde bulunabilir. Fakat bu ödemeleri mümkün kılacak finansal ve yapısal yeniden yapılandırma yöntem ve tedbirlerine ilişkin resmi tüm alıcılar için aynı olmak zorundadır. Ayrıca her bir alıcılı grubu diğer gruptaki alıcılara karşı alacaklara nasıl bir ödeme teklifi yapıldığından da haberdar edilmeleri zorunludur. Zira her bir alacaklı kendi alacağının önerilen projenin çerçevesinde ödenmesinin mümkün olup olmadığı konusunda diğer alacaklar için önerilen ödeme koşullarını da gördükten sonra karar verebilecektir. Yeniden yapılandırma projesi ne zaman hüküm doğurur? Yeniden yapılandırma projesi tüm hüküm ve sonuçlarını başvurunun tasdikine ilişkin kararın verildiği andan itibaren doğurmaya başlar. Projenin koşulları, projenin etkinliğinin alacaklarla yapılmış olan tüm sözleşme hükümlerinden önce gelir. Kararın temiz incelemesi sonunda yargıtayca bozulması üzerine projenin tasdik kararının icrası kendiliğinden durur. Bozma kararına kadar yapılan işlemler geçerliliğini muhafaza eder. Tutel davası nedir? Ne sağlar? Tutel davası borçlunun üçüncü kişiyle yapmış olduğu ve alacaklısına zarar veren kanun tarafından da uygun bulunmayan bir takım işlemler iptal edilir. Burada işlem tamamı geçersiz kılmamaktadır. İptal davasını kazanılacaklı dava konusu malı borçlunun malıymış gibi haddettirip sattırır ve satış bedelini alacağını alır. Şayet satıştan bir para artarsa bu parada işlem tamamen geçersiz sayılmadığından borçluya değil üçüncü kişiye verilecektir. Borçlunun iptale tabi tasarrufları nelerdir? İptal davasının konusu tasarruf işlemleridir. Borçlandırıcı işlemler iptal davasının konusu olmaz. İptal konusu tasarruflar arasında borçluyla üçüncü kişi arasında geçerliliğini korumaktadır. Bu sebeple malın borçlunun olduğu, halen onun mülkiyetinde bulunduğu şeklinde iddialar iptal davasının değil, istihkak davasının konusunu oluşturur. İptale tabi tasarrufların tümünde borçlunun kötü niyeti aranmamıştır. Borçlunun iptale tabi tasarrufları kaç grupta toplanabilir? Borçlunun iptale tabi tasarrufları 3 grup altında toplanabilir. Bunlar vivasız tasarruflar, aciz halinde yapılan tasarruflar ve zarar verme kastıyla yapılan tasarruflardır. İptal davası hangi mahkemede açılır? İptal davası genel mahkemede açılan bir eda davası niteliğindedir. İptal davası için belirlenmiş hak düşürücü süre kaç yıldır? İptal davasını açma hakkı tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçmesiyle düşer. Bu süre hak düşürücü bir süredir. İptal davasında hangi yargılama usulü uygulanır? İptal davası basit yargılama usulüne göre incelenir. İcra ve iflas suçları kurul olarak hangi kanunda düzenlenmiştir? İcra ve iflas suçları kurul olarak icra ve iflas kanunda düzenlenmiştir. Bununla birlikte
hilelik gaspı yani muhafaza görevini kötüye kullanmak gibi kimi suçlar ceza kanununda düzenlenmektedir. İcra ve iflas kanununda düzenlenen suçlarla ilgili davalara hangi mahkemeler bakar? İcra ve iflas kanununda düzenlenen suçlarla ilgili davalar icra mahkemesine bakılır. İcra ve iflas kanunu hükümlerine göre disiplin veya tazyik hapsinde icra mahkemesi karar verir. İcra mahkemesinin görevine giren işler diğer mahkemelerde görülen ceza davaları ile birleştirilemez. İcra ve iflas kanundaki suç sayılan tipinlerden dolayı yetkili icra mahkemesi icra takibinde yapıldığı yerdeki mahkemedir. Takip hukukunda düzenlenen suçlar ile ilgili özellikler nelerdir? Takip hukuku konuda düzenlenen suçlar kurul olarak şikayete bağlıdır ve şikayet hakkı suç sayılan fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay ve her fiilin işlendiği tarihten itibaren 1 sene geçmekte düşer. Takip hukukunda takibi şikayete bağlı suçlardan dolayı kurul olarak şikayetçi feragat eder ve veya borcun itfa edildiği anlaşılırsa dava ve tüm sonuçlarıyla ceza düşer. İcra mahkemesinin icra ve iflas kanununa göre verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin karar kesinleştiği tarihten itibaren 2 yıl geçtikten sonra yerine getirilemez, infaz edilemez. Takip hukukundan kaynaklanan suçlar bakımından kurul olarak Türk Ceza Kanunu ve Ceza Mahkemesi Kanunu değil, İcra ve İflas Kanunu'nun özel düzenlemeleri geçerlidir. Takip suçlarında yapılan yargılamada Cumhuriyet Savcısı bulunmaz. İcra Mahkemesi'nin baktığı ceza davaları ile diğer mahkemelere ait olan davalar birleştirilemez. İcra Mahkemesi'nin İcra ve İflas Kanunu'nun hükümlerine göre verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı tefhim veya tebliğ tarihine itibaren 7 gün içinde yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.